Vatandaş Ahmet soruyor, Ege Yön TV vatandaşın sesi oluyor. Vatandaş Ahmet soruyor, Ege Yön TV vatandaşın sesi oluyor. Ege Yön TV'nin değerli izleyenleri, Denizli'deyiz. İşte 25 yıl sonra Denizli'de deli yürek, kara olan Bülent Nuri Çavuşoğlu seçim aldı. Ve Manisa mitinginde bir hafta önce Özgür Özel ne demişti? -14 ile başladığımız seçimi -114 eksiyle başladığımız seçimi aldık. Hatta Denizli İl Başkanı'na da kırmızı motoru kaptırdık. Helal olsun dedi. Şimdi artık bundan sonra vatandaş Ahmet olarak bir takım rüyalar görecek gibiyim. Geçenlerde hatta bir rüya gördüm. Belediye başkanının o açıklamasında Beltaş'la ilgili önemli şeyler açıklamıştı. Örneğin satışlardan 5 bin liralık satış yapılmış. 500 lirası çuvalda ve fişler çuvalda, 4500 yok. Nerede? Yok. Yok olduğunu bize söyledi. Ve hatta o gün ilginç bir şey daha söyledi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu. Sabundan mühür yapılmış. Çuvallar sabun mühürüyle mühürlenmiş. Buraya kadar tamam. Tam böyle dalmışım rüyaya. Bülent Nuri Çavuşoğlu bütün kız öğrencilere sahip çıkmış. Onlara her gün Beltaş'tan horoz kartla sıcak yemek veriyor. Bir takım vatandaşlara o Denizli'ye özgü yemeklerden 4 çeşit yemek veriyor. Ve inanamadım. Bülent Nuri Çavuşoğlu öğrencilere ve ağırlık kız öğrencilere katkıda bulunuyor. Beltaş kent lokantalarını açmış ve orada ekonomik yemek ve dağıtıyor. Nasıl olur dedim ya. Olur mu olmaz mı derken uyanmışım. Ve umarım gerçek olur diyorum. Ve bu şehirde bir vakıf var. Bu vakıf Pamukkale Öğrenci İşletme ve Pasvak. Kısadı. Pasvak günde binlerce insana karşılıksız yemek veriyor. Neden öyle bir işbirliğiyle Beltaş'la dedim ki binlerce öğrenciye karşılıksız veya horoz kartla ya da 4 çeşit yemek çok ekonomik bir fiyata verilemez mi? Verilir. Bu rüyam gerçek olur diyorum. Ve bu rüyamın gerçek olması için de umut ediyorum. Ve en kısa zamanda da kara olan yettik artık sloganıyla iktidara gelen Bülent Nuri Çavuşoğlu yetti artık açlığa, yetti bu sus, sakin ve aç insanlara uzatılmamış ellerin çaresizliği için yetti çaresizlik der diye düşünüyorum. İşte yetti çaresizlik sloganıyla da birinci rüyamın gerçek olmasını dilerim. Beltaşlarla onlara sıcak aş, sıcak bir el uzanır diyorum. İkinci bir buradan vatandaş Ahmet olarak soruyorum. Sayın Başkanım, Sayın Karaoğlan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Deli Yürek Bülent Nuri Çavuşoğlu. Ne oldu? Sabun mühürlü o torbalar. Şimdi 40 gün geçti. Borçları gördük. Sizin icraatlarınızı da 90 günde tekrar takip edeceğiz. Kamuoyuna sunacağız. Vatandaş Ahmet olarak da şu soruyu sormak hakkım. O sabun mühürlü çuvallar savcılık yolunda mı? Gitti mi? Yoksa o çuvallar ıslandı, sabunun köpüğüyle köpüklerin arasında yok mu oldu?
İşte benim sorum bu. Değerli izleyenler, bundan böyle şapkayı giyeceğiz. Vatandaş Ahmet Durak, Ege'nin her yerinde icraatları takip edeceğiz. Ve bu şapka Süleyman Demirel modelinden kaldı. Biz objektif yayıncılığımıza devam edeceğiz. Sizlerle birlik olacağız. Ve Vatandaş Ahmet olarak sorulmayan soruları sormaya devam edeceğiz. Her şey gönlünüzce olsun. Vatandaş Ahmet soruyor. Ege Yön TV vatandaşın sesi oluyor. Vatandaş Ahmet soruyor. Ege Yön TV vatandaşın sesi oluyor.